Merhaba gençler, geldik 3. denemeye. Geometrinin ilk sorusundan yani 31. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. İlk soru kolay bir soru. Diyor ki ABC üçgeninin D1 doğrusu boyunca katlayacaksın. Katlama kuralı neydi? Üst üste gelen açılar eşitti. Yani X'e tamam burası da ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Sonra ACD üçgenini de D2 boyunca katlayacak mısın? Buradaki ACD üçgenini D2 boyunca katlayıp bu üçgeni elde ediyorsun. Üst üste gelen açılar ne olmak zorunda? Eşit. Yani bu açı nerenin üzerine geliyor? Z'nin üzerine geldiği için buraya da ne diyeceğim? Tabii ki Z diyeceğim arkadaşlar. Ve gördüğün üzere üçgenin iç açıları olduğu X, Y, Z açıları. Bana da bunun toplamını soruyorlar. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? Tabii ki 180 derece. Cevabımız Adana çıkar. 32. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 32. soruda birim karelerimiz var. Ve bir tane neyimiz var? Kurbağamız var O noktasında. Ve bu kurbağa tek seferde en çok kaç metre zıplayabiliyor? 4 metre zıplayabiliyor. Buna göre diyor bu kurbağanın tek seferde üzerine zıpladığı en uzak kaya parçası hangisidir diye soruyor. Şimdi bu sınavda çıkmış sorunun benzeri. İlk önce şunu görelim kardeşim. Nedir? 4 yerine biz kök 16 alalım. Herhalde 16 alsam kızmazsınız. Sonra başlayalım işlemlerimize. İlk önce ama şu olayı biraz büyütelim. Genişletelim. Biraz büyütelim. Şimdi ben nereye zıplayalım ilk önce? A'ya. O'dan A'ya zıplayalım. Peki bu zıplamayı nasıl yaparım kardeşim? Şurası 2 birim görüyorsun. Şurası da 2 birim. Şurada bir Pisagor uygularım değil mi? 2, 2 deyip Pisagor uygularsam güzel yazalım biraz da 2, burası da 2 birim. Dik üçgende Pisagor. OA'nın uzunluğu neye eşittir kardeşim? Kök içerisinde 2'nin karesi artı 2'nin karesinden 4 artı 4'ten kök 8 diyelim. 2 kök 2 diye çıkartmayalım. Kalsın böyle. Peki sonra nereye gidelim biz? O'dan B'ye zıplayalım. Peki bu uzunluk ne kadar? Bir bakalım. Şu uzunluk kaç birim? Tabii ki 3 birim. Şu uzunluk da 2 birim. Burada bir dik üçgende Pisagor uygularsak 3, 2 dersem eğer OB uzunluğu eşittir. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 2'nin karesinden 9, 4 daha 13. Kök 13 mi olur? Devam edelim. Nereye zıplayalım şimdi? C'ye zıplayalım. C'ye nasıl ne kadar uzaklıkta ona bir bakalım. Şu uzunluk kaç birim? 4-5 birim mi olacak? 1-2-3-4 pardon 4 birim. Şu uzunlukta 1 birim. Dik üçgende Pisagor'dan şurası 4, şurası 1 birimse OC uzunluğu ne eşittir? Kök içerisinde 4'ün karesi artı 1'in karesi. 16 bir daha 17 yapar. Demek ki burası da kök 17'ymiş. Peki devam edelim. Bir de OD'ye zıplayalım. OD ne kadar? Pardon bu renk yapmayak da şu renkten zıplayalım değil mi? OD'ye zıplarsak. Kardeşim OD'nin şu uzunluk kaç birim? 4 birim olduğunu. Şu uzunluk kaç birim? 3 birim olduğunu görüyorsun. Nedir? Şurası 3 birim. Şurası 4 birimse dik üçgende Pisagor'dan herhalde 3, 4. 5 üçgeninden 5'i bulursun. Demek ki benim OD uzunluğum direkt 5 birim. Haydi gel bunda ne diyelim? Kök 25 diyelim mi? Diyelim haydi. Son olarak kardeşim OE'yi bulalım bir de. OE ne kadar? Onu da şöyle yaz. Biraz çirkin olacak ama doğrularım. Şurası kaç birim? 3 birim görüyorsun. Şurası kaç birim? 1 birim bunu da görüyorsun. Burada bir dik üçgende Pisagor uygularsan OE uzunluğu eşittir. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 1'in karesi mi? O da ne yapar? 1 değil de 12 gibi görünüyor. 1'in karesi. O da ne yapacak? Kök 10 mu yapacak? Şimdi benim kurbağam tek seferde 4 birim. Yani kök 16 birim mi zıplayabiliyordu? Kök 16 birim zıplayabildiğine göre kardeşim ben gönül rahatlığıyla dedim ki ben buraya zıplayamam. Kök 25 çünkü. Buraya da zıplayamam. Kök 17. Başka diğerlerini zıplayabilirim. Peki bunun içerisinde
En uzak zıpladığım yer neresi? Kök 13'tür. Yani OB uzunluğudur. Yani kardeşim ben en uzak nereye zıplayabilirim? B noktasına zıplayabilirim. Şunu tekrar eski haline getirelim. Yani cevabımız neymiş? Bursa'ymış. 33. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane İsmail'imiz varmış. Boyu ne kadarmış? 1.8. Şurası 1.8'miş. Ne vermiş bize? Şuradaki AB'nin CD'ye eşit olduğunu 4.8'e 2.8 vermiş. Bize neyi soruyor? Günay'ın boyuna. Günay'ın boyuna da ne diyelim? X diyelim mi? Şimdi kardeşim şu uzunluk 4.8 olduğunu gördüysen eğer şöyle şekli biraz daha yakışıklı hale getirirsek ve birleştirirsen eğer şöyle şu şeklin herhalde bir piramit benzerliği olduğunu görürsün. Şuraya bilmiyorum hadi gel x diyelim hatta demeyelim şaka yaptım. Çünkü günah x demişiz. A dersen buranın da A kadar olduğunu gördün. Ve piramit benzerliğinde A'nın tamamının oranı yazalım. A'nın tamamı. Tamamı kaç? A artı 2.8 eşittir. Nedir? 1.8'in neye oranı? 6'ya oranı. 1.8'in 6'ya oranı. Şimdi gel kardeşim. Şuradan 1, kaydırıp buraya bir sıfır ekle. 6'ya böl kaç kalsın? 3 kalsın. 6'ya böl 10 kalsın. İçler dışlar çarpımı yap. 10'la çarparsam ne olacak? 10A olacak. 3 ile çarparsam ne olacak? 3A artı 3 çarpı 2.8 mi olacak? Ula da biliriz. Çok önemli değil buradan. Ama gerek de yok. Niye? Bu tarafa attığın zaman 7A eşittir. 3 çarpı 2.8 olacak. Ben buradan 7'leri sadeleştireyim. 7 kere 4 de 28 değil mi? Dolayısıyla bu nedir? 0.4'tür. Sen bunu bir de 3 ile çarparsan eğer ne yapacak? 1.2 yapacak. Demek ki buradaki A dediğimiz değerler neymiş? 1.2 eşit olduğuna göre burası da 1.2 değil mi? Şimdi kardeşim bir de diğer taraftan bir tane piramit benzerliğimiz var. Onu görmeni istiyorum. Bak bu taraftan da bir piramit benzerliğimiz var değil mi? Bunu da görürsek eğer nedir? A'nın şu renkte yapalım. A'nın tamamının oranı artık A değil tabi. Şaka yaptım. Ben A'yı kaç buldum? 1.2 idi. Öyleyse 1.2'nin tamamının oranı. 4.8'e 1.2 toplarsan o da 6 mı yapar? 6'ya oranı. X'in 6'ya oranı diyelim. Hemen yapalım. Ne dedik? 1.2'nin tamamı 6'ya oranı. X'in 6'ya oranı. Zaten buradan X'ler de gider. 6'larda giderse x'in kaç olduğunu buluruz. Tabii ki 1.2 yani cevabımız Bursa'dır. 34. soruya geldik. Ne diyor 34. soruda? Bir tane matematik öğretmenimiz yine bir ABC üçgeni çizdirmiş. Canı sıkılmış herhalde. AC kenar üzerinden yani nereden? Şu kenar üzerinden bir tane E noktası alacağım. Ama velakin AB uzunluğu 3 iken AE uzunluğu kaça olmasını istiyorum? 2A. Yani şurada bir E noktası hayal et. Buradaki AE uzunluğu 2A iken AB uzunluğu yapamadım bunu. Yanlış biraz daha düzgün yapmaya çalışalım. Bir şey fark etmedi. Neyse 3A olduğunu söylemiş. Sonra diyor ki AB kenarı üzerinden yani şu kenar üzerinden bir tane D noktası alacağım. AC uzunluğu şöyle silelim. Neredeydi? Hangi noktayı alacaktım? D noktası alacağım. AD uzunluğu 1 birimken AC uzunluğu kaç birim olacakmış? 2 birim. Şurada bir D noktası aldım. Çok önemli değil. AD uzunluğu 1 birimken AC uzunluğu yani şuranın tamamı kaç birim olacakmış? 2 birim. Bir de işte şuradaki AD E üçgeninin alanıyla şuradaki dörtgenin alanlar oranını soruyor. Şimdi ben ilk önce şunu yapıyorum. Kardeşim diyorum ki buradaki alan ADC ile alan ABC'nin oranını buluyorum. Nasıl buluyorum? Bir tane özellik. Eğer kardeşim
Birer açısı ortak olan iki tane üçgen varsa veya 180 derece tamamlıyorsa fark etmez. Bu açının kollar çarpımı alanlar oranına eşittir. Yani ADE üçgeninin bu açının kollar çarpımı ne? 2A çarpı B'den 2AB bölü ABC üçgeninin kollar çarpımı 3A çarpı 2B'den 6AB'dir arkadaşlar. O da ne eşittir? 1 bölü 3. Şimdi bu nereden geliyor? Ondan da kısaca bahsedelim isterseniz. Biraz da aşağı ineyim şuraya. Şimdi olay şu aslında. İki tane üçgen hayal et. Hayal edebiliyor musun? Şöyle iki tane üçgen. Tamam mı? Şunun alanına S1 diyelim haydi. Şunun alanı S2 olsun. Herhangi açılar eşit. Mesela şu açıya A diyelim. Mesela şu açı da A olsun. Tamam mı? Şimdi bunun kenarlarına X, Y diyelim. Bu eşit açının kenarlarında MN diyelim. İşte buradaki alanlar oranı yani S1 bölü S2 oranı sinüs alan formülünden S1'in alanının 1 bölü 2 çarpı kollar çarpımı arasındaki açının sinüs olduğunu, S2'nin alanı da yine 1 bölü 2 çarpı kollar çarpımı arasındaki açının sinüs olduğunu söyleriz. Sinüs alan formülünden çıkan sonuç. Ve buradan 1 bölü 2'ler ve sinüsler giderse sadece ne kalır? Sadece kollar çarpımı kalır. Buradan çıkan bir sonuçtur yani. Şimdi gelelim bizim sorunumuza tabii. Ne oldu? Neyi bulduk arkadaşlar? Bu üçgenlerin alanlar oranı kaçmış? 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Bu ne demek? Ben şu küçük üçgenin alanını S dersem büyük üçgenin alanı 3S olacak demektir. Yani buraya ne kalacak? 2S. Bize sorulan soruda neydi? Kardeşim üçgenin alanıyla dörtgenin alanını kıyaslayacağım. Yani S ile 2S'i böleceğim. Yani oranımız kaç olacak? 1 bölü 2 olacak. Cevap ne çıkar? Deniz de çıkar arkadaş. 35. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane çubuğumuz var. G noktasından ne yapmışlar? Sabitlemişler. Burada dönüyor, duruyor. Başınız çok dönmesin. Buradaki G noktası ağırlık merkeziymiş. Bize GA kısmı 60 santim olduğunu söylemiş. Yani şu uzunluk ne kadarmış? 60 santimmiş. Ve bu döndüğü zaman A noktası B noktasına geliyormuş. Yani şöyle bir hal mi alıyor? Bakalım sana bir haller oluyor diyor ya. Şöyle bir hale geliyor arkadaşlar. Öyleyse kardeşim ben gönül rahatlığıyla sonu diyebilir miyim? GA'daki A noktası B noktasına geliyorsa GA ile GB birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yani 60 ise GB'nin de kaç olduğunu söylersin 60. Peki G ağırlık merkezi değil miydi? Tabana 1 birim, köşe 2 birim ise buranın 30 olduğunu söyleriz. Hatta ve hatta G ağırlık merkezi ise köşeden ve ağırlık merkezinden geçen doğru her zaman ne olmak zorunda? Tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. Ve bu doğru dikten geliyorsa eğer burada ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. 90 ise buranda 90, buranda 90. Benim hipotenüsümüm kaç oldu? 180 derece oldu. Yani cevap neymiş? Adana'ymış arkadaşlar. Niye? Bize neyi soruyor? Hipotenüsü soruyor çünkü. 36'ın soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir dik yamuk katlama sorusu arkadaşlar. Ne yapmışsın kardeşim? BD boyunca katlamışsın. C noktası nereye gelmiş? C üstü noktasına gelmiş. AB neresi? Şu uzunluğun neye? DC oranı. DC neresi? Şu uzunluğa oranı soruyor. Katlama sorununda ne yapıyorduk? Klasik muhabbetimiz. Katlamış şekli ilk önce tamamlıyoruz. Eski haline getiriyoruz. Şöyleydi, şöyleydi önceden. Şu nokta neydi? C noktasıydı. Katladı. C üstüne geldi. Katlamalarda muhabbetimiz neydi? Üst üste gelen kenarlar eşit. Buradaki DC üssü çift çizikse DC uzunluğu da çift çizik olacak. Ve bu kenarlar eşit olacak. Üst üste gelen açılar eşit olmak zorunda. Buradaki bu açıların eşit. Şu açılar işimize yaramıyor ama eşit olduğunu görelim. Peki kardeşim gördün mü? Bir Z kuralı var. Zoro. Zoro'nun Z'sini gördün mü? Gördün. Bu açı noktaysa
Bu alttaki açıdan olmak zorunda. Kafası kel değil, değil mi? Burası da nokta. Peki nokta nokta bu açı 90 sa şu üçgene artık gönül rahatlığıyla ikizkenarlık üçgen diyebilir miyiz? Niye kardeşim? Şu taban açıları kaçar derecedir? 45'er derecedir. Şimdi bize oran soruyor. Hiçbir oran vermedi ya. Gel şu çiziklere bir birimde. Çok önemli değil. Burası da çift çizik. Burası da bir birim. İkizkenar üçgenden iki birimse AB kaç çıkar? AB de iki birim çıkar. Benden istenen değer AB. AB kaçtı? 2. Bölü DC. DC'yi kaç bulduk? 1. Oranlarsan cevabın 2 olduğunu görürsün. 37. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kolay bir soru. Ufacık yerleri görsen yeterli. Bir tane karemiz varmış. Karenin bütün açılarının 90 derece olduğunu bilmeyeniz var mı aranızda? Burada da bir karemiz varmış. Bunun da bütün açıları kaçar derece? 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve bir altıgenimiz varmış. Altıgenin dış açısını nasıl buluyorduk? Hatırla. 360 bölü n. N burada ne? 6. Yani 60 derece. Ve iç açıyla dış açının toplamı 180 derece ise iç açısı kaç derece olacak? 120 derece olacak. Peki bu bir iç açı 120 derece ise, hatta gel şuraya biraz daha yaklaştıralım. Daha güzel görünsün. Evet, şöyle yaklaştırdık. Bayağı da yaklaştı. Şimdi şu bir iç açı 120 derece ise 90'sa şuraya 30 derece mi kalır? Aynı muhabbet. Şu açıdayı bir iç açı 120 derece. 90'sa buraya ne kalacak? 30. Al sana 30-30. 120 üçgeni ters açıdan buranda 120 olduğunu gördün. Sonra kardeşim ne dedin? Şurada bir dörtgen var. Bu dörtgenin iç açılar toplamda 180 derece. Pardon 360 derece, özür dilerim. 90-90 180 var. Öyleyse şu iki açının toplamı da 180 derece olmak zorunda. Öyleyse kardeşim ne diyeceksin? 120 ise alfaya 60 derece kalır. Yani cevabımız denizli çıkar. 38'in soruya geldik arkadaşlar. Bir tane kareyi ne yapmışsın? Parçalamışsın bu şekilde, kesmişsin. Sonra şekil 1'de gösterilen parçanın çevresinin 20. Şekil 2'nin çevresinde, pardon, şekil 2'nin alanını, çevre değil alanını 7 bulmuşsun. Şekil 1'in neyini soruyorsun? Alanını soruyorsun. Gel olayları biraz daha yakından inceleyelim. Şöyle biraz daha yaklaştırdık. Mevzuyu çok yaklaştıralım. Yaklaştırdık. Güzel. Şimdi ne demişti bize? Bu şeklin çevresinin kaç olduğunu, 20 olduğunu ve ABC'de bir kareymiş. Kare ise AB ile AD uzunluklarının birbirine ne eşit olduğunu herhalde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Peki ben sana desem ki şöyle bir şey, inanacağımı bilmiyorum. Şu uzunluğa x dediysen şuradaki 3 tane yatayın toplamı da x olmak zorunda. Öse hepsinin toplamı ne olur? 2x olur. Şuraya yazın hatta. 2x. Peki kardeşim. Aynı muhabbetle sen şu uzunluğa da x dediysen şuradaki yatayların toplamı da x kadar olacak. Hepsinin toplamı ne olacak? X bu yatayların toplamı da x olduğu için tabii ki 2x olacak. İşte tüm çevre kaç olmak zorunda? 4x. Peki bu birinci parçanın çevre uzunluğuna ne demiştik? 20. Yani 4x 20'ymiş. X buradan 5. Yani kardeşim sana kısaca diyor ki karenin bir kenarı kaç birimmiş? 5 birimmiş bu cepte. Şimdi buranın alanını sorduğu için ben burayı biraz parçalamak istiyorum. Şuraya uzattım. Mevzuyu çok uzatmadan şöyle uzattık. Ve dedim ki hayda harflendirin. Biraz harflerle uğraşacağız buraya. Burası A. Burası B. İşte başka. İşte burası C. Burası da D olsun. Renk değiştirdik yanlışlıkla. Neyse. Bu dikdörtgenin alanının A çarpı B ve bu dikdörtgenin alanı da C çarpı D olduğunu söyleyip ve toplam alanı da kaç demişti ikinci parçanın alanını? 7. 7'ye eşit olduğunu söyleriz. Şimdi buraya kadar sıkıntı yoktur inşallah. Şimdi gel bunları buraya taşıyalım. Şimdi bize
bu şeklin neyini sürürdü alanla. Burada taşıyalım şu artık kenarlara gördük herhalde. 5 birim diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şunlara 5-5 dedim. Peki ne dedim başka? Şuraya A dedim. Şuraya B dedim. Sonra şuraya biraz uzattık. Mevzuyu çok uzatmadan. Değil mi? Şuraya bir uzattık. Sonra dedim ki şurası C olsun. Bir de şuraya ne dedik? D mi dedik? Şu uzunlukta D kadar. Peki ben şurayı biraz daha uzatırsam eğer. Yani pardon. Şurayı biraz daha uzatırsam diğer tarafa. Şöyle çizdim. Aynı muhabbetle şurayı da uzattığımızı düşünüyorum. Şimdi kardeşim biraz ortalık karışacak. Kare olduğu için bütün kenarları 5. Şuraya ne diyeceğim? 5 eksi A mı diyelim? Peki B ise buranın da B olduğunu söyleriz. Öyleyse kardeşim şu dikdörtgenin alanı eşittir. B çarpı 5 eksi A. Artı. Peki buranın tamamı 5 birim. Şu uzunluk D olduğu için şuraya ne kalacak? Tabii ki 5 eksi D. Peki C ise buranın da C olduğunu biliyoruz. Öyleyse şu dikdörtgenin alanına eşittir. C çarpı 5 eksi D. Bu da cepte. Şimdi buranın tamamı 5 birim. Görüyorsun. Şunu silelim. İşimize yaramadığı için. Gittik onu sildik. BC buradaysa şuraya 5 eksi B eksi C kadar kalacak. Şu uzunlukta 5 birim olduğuna göre şu dikdörtgenin alanı bu iki kenarın çarpımı yani 5 çarpı 5 eksi B eksi C'nin çarpımı. Bize de bu 3 alanın toplamı da şu ikinci şeklin alanı kadar değil midir? Değil mi? Aynısından bahsettim. Sadece biraz parçaladık. Ve gel bunları biraz dağıtalım. Dağıttık. Ne oldu? 5B eksi AB. Şu C'yi dağıttım. 5C pardon şakaydı bu. Eksi C'd. Şu 5'i dağıttım. 25 eksi 5B eksi 5C. Peki kardeşim. 5B eksi 5B gider mi? 5C eksi 5C bu da gitti. Ne kaldı? Bir 25 kaldı. Bu da eksi A eksi C kaldı. Yani eksi parantezinde bak bakayım ne kaldı? A artı CD kaldı. O da eksi 7 olacak doğal olarak. Bundan dolayı o da kaç yapar? 18 yapar. Cevabımız 18'dir. Yani Edirne'dir arkadaş. 39'un soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kare dik prizma biçiminde 3 tane özdeş bloklarımız. Her biri en az birer yüzeyleri prizmaların bir yüzeyle tam örtüşecek şekilde üst üste yerleştirildiğinde oluşacak cismin yüksekliği en az kaçmış? 9, en çok da 24. Şimdi 3 tanesini üst üste koyduğuna göre benim bir kenarın uzunluğu ya 3 olacak. Bir kenarın uzunluğu 3 olmak zorunda. Bir kenarın uzunluğu da ne olmak zorunda? Tabii ki 8 olmak zorunda. Değil mi? Yani 3 tane üst üste koyduğumuza göre her bir toplam uzunlukta yükseklikte 9 olduğuna göre bir tanesi 3 olacak. Üst üste koyduğumuzda 24 elde ediyorsan bir kenarda kaç olmak zorunda? 8. Şimdi yani kenar uzunluklarım 3 ve 8 olacak. Öyleyse kardeşim benim şeklim ya 3, 3, 8 olacak çünkü kare piramit veya 8, 8 ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Bize diyor ki iki tanesi ne diyor? Yine birer yüzeyle tam örtüşecek şekilde üst üste konulduğunda cismin yüzey alanı en fazla kaç olur diye soruyor bize. Şimdi cismin yüzey alanına baktığımız zaman kardeşim ne olabilir? Dur ilk önce üst üste koyalım değil mi bunları? Bunları mesela nasıl koyabiliriz? İki tanesi şu şekilde koyabiliriz. Şöyle bir tane daha altında olduğunu hayal et, tamam mı? Bir tane daha altında olduğunu hayal ettiğin zaman şuralar yine ne olur kardeşim? 3, 3 olur. Burası ne olur? 8 olur. Benim yüksekliğim kaç? 16 birim olan bir tane prizma elde etmiş olduk. Bunun yüzey alanı A1 mi diyelim? A1 eşittir. Ne olabilir kardeşim?
Şu taban alanı kaç? 9. Aynısından karşıda olduğu için 9 çarpı 2'den 18 gelecek buradan. Devam edelim. Peki yüzey alanı ne eşittir? Taban çevresi çarpı yükseklikte hatırlarsanız yanal alan diyorduk bunu. Taban çevresi 3 tane 4'ten 12 çarpı yükseklik kaç? 16. Buranın 18 olduğunu, şuranın da 192 olduğunu bulursan topla gel. Cevap kaç çıkar? 210. Şimdi benim alanım 210 olabilir. Peki şekil bu şekilde ise bunun yanına bir tane daha ne koyalım? Ne koyalım? Bir tane daha prizma koyalım. Şöyle bir şekil mi oluşur? Hatta farklı renkte koysaydık daha güzel olacaktı. Şöyle uzattık. Uzattık. Şöyle kabaca çiziyorum Yaşar. Şu şekilde uzattığımızı hayal et. Tamam mı? Şöyle çok mükemmel bir çizimim var. Süper. Neyse. Şimdi buranın da kaç? 8 olduğu için buranın 8. Buranın da 8. Şu an 8. Şu yüksekliğinde 3 olduğunu görürsün. Şimdi bizim alanları bulalım. Bunun alanı da A2 diyelim. Şimdi şuradaki ön yüzey var. Ön yüzeyi görüyorsun. Ebatlar ne? Ayrıtlar ne? 3'e 16. 3 çarpı 16'dan 2 tane mi var? Artıp devam edelim. Şu yan yüzey var görüyorsun. Yan yüzey kaç? 8'e 3. 8'e 3'ten ne? Yine ne var? 2 tane. İşte 8 çarpı 3 çarpı 2 diyelim. Artı üst yüzeyimiz var. Üst yüzeyimizi görüyorsun. 8 çarpı buranın da 8 olduğu için kaç? 16. Değil mi? Ve bunun altında da aynısı var. Ne olacak? 8 çarpı 16'dan da 2 tane. Çarpalım şunları. Şuranın 32 olduğunu, 3 ile çarparsak 96 olduğunu görürsün. Artı, şurası 6 kere 8'den 48 olduğunu bulursun. Artı, şurada 32 çarpı 8'den kaç yapar? 252 olduğunu bulursun arkadaşlar. Ve bunların hepsini toplarsan da kaç yapar? 400 yapar arkadaş. Bize en fazla diyor. En fazla dediğine göre tabii ki niye alacaksın? 210'u. Tabii şakaydı. 400 alacaksın. Cevap Ceyhan çıkar. 40. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane ABC'de dikdörtgenimiz var. 3 çeşit parçaya bölmüşsün bunu. Ve bundan şekildeki gibi bu üç parçadan şekildeki görüldüğü gibi ne yapmışsın? Bir tane üçgen prizma yapmışsın arkadaş. Ve bize diyor ki bu prizmanın hacmi bu dikdörtgenin alanına eşit tabi sayacak. Yoksa normalde alan hacmi eşit olmaz. Buna göre AB kaçtır diye soruyor. Yani bize AB'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi gel şu çift çiziklerin hepsine ne diyelim? A diyelim. Şuraya da B diyelim. Şimdi sen bunu burada göstersen şunların A olduğunu, şu anda B olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizim prizmanın hacmi ne eşittir? Bak tabanın olduğu bir eşkenar üçgen. Taban alanı çarpı yükseklik. Bütün prizmaların hacim formülü. Taban eşkenar üçgen ise eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik bize neyi verecek? Tabii ki hacmi verecek. Neyi bulduk? Hacim. Eşitmiş bu dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı ne eşittir? İki dik kenarın çarpımı. Yani 3A çarpı ne olur? B olur. Peki kardeşim sen buradan B'leri götürüp A'ları da götürürsen bir tanesini ne eşit olacak? Bunu karşıya çarpımları geçirdin. A kök 3 eşittir 12. Her tarafı kök 3'e böldün. A ne eşit çıktı? Tabii ki 4 kök 3'e eşit çıktı. Bize neyi soruyor? AB'yi soruyor. Senin AB dediğimiz ifadenin değerin pardon kaç A olduğunu? 3 A olduğunu görüyorsun. Oysa cevabımız kaçmış? 12 kök 3. Yani cevap Denizli'dir arkadaş. Evet gençler, bu testin, bu denemenin sonuna geldik. Diğer denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.